hem bu tarladan hem etraftaki tarlalardan çıkmış. Ev yapıyordu zaten, inşaat yapıyordu. Onu yani bütün bu buradan yani... O, yani şimdikine aldanmamak. Tabii. Yani bu dere hani bir yerine doldurmuş çünkü şu... Defineciyi yakaladığımız baraka burası. Bunun içerisinde geçen yaz yakalamıştık. Fakat bütün bu alan, bu tarlalar, şurada gördüğünüz mimari bloklardan da anlaşıldığı gibi, yani Koyli Antik Kenti'nin kendisi. Kent buradan yukarıdaki yamaçlara kadar yayılıyor. Ve hemen aracın bulunduğu yerde antik bir hamam binası var. O hamam binasına ait de işte tuğlalarda bulduk. Hamam tuğlaları ve mozaiklerde bulduk. Şu anda her şey toprak altında. İşte kapısı açık mı bunun? Orada var. Yani adam gece gündüz çalışıyor abi. Evet, şimdi biz 2012 yılından bu yana Eceabat ilçesinde yüzey araştırmaları yapıyoruz. Arkeolojik yüzey araştırmaları. Bu yüzey araştırmalarında şimdiye kadar en az 4 antik kent ve çok sayıda prehistorik köyük tespit etmiştik. Bunlardan belki de en önemlisi 2017 yılında bulduğumuz Koyla antik kenti oldu. Koyla Roma kaynaklarında, antik kaynaklarda ismini bildiğimiz ama şimdiye kadar yeri tespit edilememiş bir yerdi. Roma İmparatorluğu'nun bir eyalet başkenti ki Anadolu'da bunlardan iki tanesi Efes ve Nikomedia, şimdiki İzmit'i biliyoruz ama Koyla bilinmiyordu. Koyla'nın ismi sonradan Kilye koyuna verildiği için Kilye Ovası'nda ve civarında olduğunu bilmekle birlikte tam yerini ancak 2017 yılında yaptığımız araştırmalarda bulduk. Herhangi bir yüzeyde kalıntı görmesek de toprak altında yani tarla sürümlerinden çıkan çok sayıda antik mimari parça, çanak çömlek parçaları ve gene çok sayıda sikke, buradan çıkan sikke. Yani buranın Koyla olduğunu bize gösterdi, kanıtladı. Kentin yayılımı oldukça geniş. Burası yaklaşık 1 kilometreden geniş bir alanı kaplıyor. Ama milattan sonra 8. yüzyılda burası terk edildiği için yani bütün yapılar tamamen toprak altında kalmış. Evet, biz 2017 yılında burasını bulduğumuz anda yani Kültür Bakanlığı'na zaten araştırmamızın raporunu gönderiyoruz ve buraların koruma altına alınmasını istiyoruz. Bu süreç biraz uzadı fakat geçen sene burada yaşadığımız şanssız bir olay kentin bir anlamda kaderini de değiştirdi. Burada hemen arkamızda gördüğümüz, yanımızda gördüğümüz bir bina içerisindeki bir kaçak kazı olayı ve bu içerisinde bulduğumuz bir kaçak kazıcı sayesinde daha sonra 2020 yılında burası koruma altına alındı. 3. derece arkeolojik sit yapıldı ve şu anda korunuyor. Evet, şimdiye kadar hem Çanakkale, Eceabat bölgesinde hem de Çanakkale'nin çeşitli yerlerinde yüzlerce defineci çukuruyla karşılaşmıştık. Benim gibi pek çok meslektaşım da karşılaşmıştır mutlaka. Fakat ilk defa geçen sene yani bir kazı araştırma ekibi olarak böyle bir defineciyi bizzat yakaladık. Bu tabii... Yani definici için şanssızlık oldu ama bizim için de ve kent için de büyük bir şans oldu. Evet, burada gördüğümüz kule Koyla kentinin milattan sonra 8. yüzyılda yapılmış bölgeyi koruyan kalesinin kalmış olan kule kalıntısı. Biz bu kuleyi 18. yüzyıldaki gravürlerde de görüyoruz.
Yani yolu kapatan bir duvarla birlikte yukarıdaki kaleye bağlanıyor.